İyi günler. 24 Haziran seçimleri sona erdi. Partilerde ise seçim muhasebesi sürüyor. Peki bundan sonraki süreçte neler olacak? Yeni parlamento göreve başlayacak, yeni kabine oluşacak. Cumhur İttifakı yola nasıl devam edecek? Yeni hükümetin ve yeni meclisin gündemine gelecek ilk başlıklar neler olacak? Tüm bu sorulara yanıt arayacağız. Konuğumuzsa AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Mustafa Elitaş. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ediyorum. Yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum. 24 Haziran seçimlerinin ülkemize sağlık, huzur, mutluluk ve refah getirmesini temenni ediyorum. Evet, 24 Haziran seçim sonuçlarını daha sonra ayrıntılı olarak size soracağım. AK Parti bu sonuçları nasıl okudu diye, ama öncelikle gündemin sıcak başlığını sormak isterim. Bugün saat 16'da külliyede önemli bir görüşme var. Sayın Cumhurbaşkanı, MHP lideri Sayın Bahçeli ile görüşecek. Bu görüşmede hangi konular ele alınır? Bu görüşmeden ne bekleyelim? Yani herhalde daha önceden planlanmış, dünden önce planlanmış bir program diye düşünüyorum. Sayın Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanım seçim sorumluluklarını değerlendireceklerdir. Bundan sonraki Cumhur İttifakı'nın yol haritası konusunda herhalde önemli başlıklar ortaya çıkacaktır. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Bahçeli bu ittifakın sadece 24 Haziran'da değil 2023'e kadar devam edeceğini, 7 Ağustos tarihindeki yeni kapı ruhunun devam ettiği sürece aynı şekilde olacağını ve hatta bu çatıya, bu ittifaka yerli ve milli düşünenlerin tamamının katılabileceklerini ifade etmişlerdi. Nitekim Cumhur İttifakı 7 Ağustos ruhunu içten, kalpten yaşayan AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin oluşturduğu bir çatıydı. Bundan sonraki süreçte nasıl olacak da biz bu 7 Ağustos ruhunu ülkenin bekası meselesini daha büyük bir toplum katmanlarına götürebiliriz'in herhalde çalışmalarını, gayretlerini göstereceklerdir. Bugün daha ziyade bir tebrikleşme ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma usul ve esasları açısından bir genel bir değerlendirme ortaya çıkabilir. Evet, o yol haritası değerlendirilecek, konuşulacak dediniz ama siz ne öngörüyorsunuz? Meclisin gündemine öncelikli olarak hangi konular gelir? Cumhur İttifakı'nın meclisteki önceliği ne olacak? Usul açısından baktığımızda YSK'nın açıklamasına göre 5 Temmuz tarihinde kesin sonuçlar açıklanacak. 8 Temmuz tarihinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi Pazartesi günü çağrısız saat 14'te toplanacak. 14'te önce meclis başkanı, geçici meclis başkanı ki Sayın Baykal oluyor. Yaş Kesinleşti mi durumu. o? Aldığımız bilgi çerçevesinde daha önce dün aldığımız bilgide Sayın Baykal sağlık durumundan dolayı katılamayacağını ifade etmiş diye söylediler. Bugün alınan bilgi Sayın Baykal'ın kızı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na müracaat ederek Sayın Baykal'ın açılışta olacağını çünkü Sayın Baykal da bir milletvekili yemin edecek. Meclis başkanı olarak, geçici meclis başkanı olarak yemin etmeyi arz etmiş anlaşılan. Yemin ettikten sonra tam bilmiyorum ama ya yeminle veya bir saat süreyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni idare ettikten sonra sanıyorum başkan vekilini o görevi devredecek. En yaşlı ikinciye değişiklik olmazsa Sayın Durmuş Yılmaz İYİ Parti'den devam edecek ve yemin töreni o şekilde devam edecek. Sonra 13 Temmuz tarihinde akşama kadar meclis başkanı adaylıkları müracaat olacak. 14 Temmuz tarihinde de sanıyorum meclis başkanının seçimini Sayın gerçekleştirmiş oluruz. Cumhurbaşkanı hangi gün yemin edecek bu takvime göre mecliste? O Yani kesinleşti o mi? kesin değil şu anda. Aslında iki usul var burada. Birincisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yemin ettiği gün, ertesi gün olabilir. Göreve başlamış bir mecliste Sayın Cumhurbaşkanımızın yemini olabilir. Ya da meclis başkanı seçildikten sonra 14 Temmuz tarihinde meclis başkanı seçildikten sonra yeni bir meclis başkanı geçici başkanından mazbata almak yerine seçilmiş bir meclis başkanından 2 sene Türkiye Büyük Millet Meclisi 2,5 sene evet 2,5 sene sanıyorum ama iş tutuklu 2 yıl diye yazıyor. 2 yıl olan meclis başkanından almayı da olabilir. Onunla ilgili bir düzenleme veya bir görüşme, danışma kurulunda böyle bir karar alınabilir.
Evet, mecliste yemin töreniyle birlikte takvim işlemeye başlayacak. Hem yeni parlamento, meclis başkanlık seçimi ve aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'nın yemin etmesiyle birlikte de yeni kabinenin oluşumuna ilişkin süreç başlayacak. Yeni kabinede bakanlıklar için yeni bakanların atanmasında kriter ne olacak? Kimleri görürüz kabinede, ne dersiniz? O biliyorsunuz daha önceki sistemde başbakanların yetkisindeydi. Cumhurbaşkanınızın onayıyla yapılıyordu. Şimdiki sistemde tamamen Sayın Cumhurbaşkanı'nın takdirinde. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız seçimden önceki süreçlerde de izah etti. Sivil toplum örgütlerinden katılanlar olabilir, iş aleminden katılanlar olabilir, bürokrasiden temayüz etmiş insanlar olabilir. Eğer sayımız belli bir miktarda 300'ün üzerinde salt çoğunluğu sağlayacak bir şekilde olursa, onlardan bakan, milletvekili olan arkadaşlarımızdan bir kısmı olabilir. Şu anda listelerde milletvekili olmayan eski bakanlar veya eski milletvekili arkadaşlarımızdan bakanlar olabilir. Bunlar tamamen Sayın Cumhurbaşkanı'nın takdirinde. Bu durumda mevcut bakanlardan ve yeniden milletvekili seçilen isimlerin tekrar kabinede olmayacağı anlamına geliyor diyebilir miyiz bu tabloda? Yani Sayın Cumhurbaşkanımızla partili yetkili kurulları bunları değerlendirdikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarının ne şekilde olacağı, nasıl bir engellemeyle karşı karşıya kalacağımızın değerlendirilmesinden sonra bununla ilgili karar verilebilir. Çünkü şu anda o konuyu değerlendirmek tam söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız muhakkak ki bu konuyla ilgili çalışmalar gerçekleştiriyor. Ona göre takdirde Sayın Cumhurbaşkanı yetkisinde. Zaten sayımız çok da olsaydı parlamentodan milletvekilliği bakan olduğu takdirde istifa etmesi gerekiyor. Kendiliğinden milletvekilliği düşüyor. Tıpkı Cumhurbaşkanı'nın varsa bir milletvekiliyle ilişiği kesilir hükmü gereğince. Yani birkaç milletvekili arkadaşımız bakan olabilir. Eski bakanlardan milletvekilliğine müracaat etmemiştir. Olabilir. Sayın Başbakan'ın kulislerde adı geçiyor Cumhurbaşkanı yardımcılığı için ve aynı zamanda meclis başkanlığı için. Ne dersiniz? Şimdi ben kulislerdekini paylaştığım zaman AK Parti Grup Başkan Vekili böyle söyledi diye manşet oluyor. İhtimal olarak tabii ki soruyorum. Yani her şey olabilir. Bunu şu anda söylemek söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın tamamen hükümet kurma yetkisi, görevi kendisine ait olduğu için takdirindedir. O takdiri de muhakkak ki kullanacaktır. Ona göre gerçekleşir. Peki kabinede MHP'li... Yani ben bir yorumculara konuşsam yorumlar yapabiliriz. Ama şu anda o yorum yapabilecek konumda değiliz. Peki kabinede MHP'li bir ismi görür müyüz? Sayın Bahçeli daha önce yaptığı açıklamada böyle bir pazarlık içerisinde kesinlikle olmadıklarını vurgulamıştı. Ne dersiniz bundan sonraki süreçte? Sibel Hanım, Cumhur İttifakı bir etik ittifak, bir erdem ittifak. Biz Sayın Bahçeli ile ittifakı konuşurken, Milliyetçi Hareket Partisi yetkililerle konuşurken, inanın hiç bu konuyla ilgili bir cümle gündeme gelmedi. Aynı şey Büyük Birlik Partisi ile konuşurken de gelmedi. Yani Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Destici ve Genel Başkan Yardımcısı arkadaşlar bizden milletvekili sayısı ile ilgili bir istekte bulunmadılar. Çünkü bu ittifak koltuk ittifakı değildi. Bu ittifak ülkenin beka ittifakıydı. Sayın Bahçeli ilkeler olan birisidir. O dönemde bununla ilgili herhangi bir pazarlık içerisinde bulunmadığını, hatta tabanda böyle bir ittifak içerisinde bulunduğunu ima etmenin iktidar ortağı olduğu anlaşılır, kendilerine oy gelmesinde katkı sağlar demesine rağmen Sayın Bahçeli böyle bir söylemde bulunma niyeti içerisine girmedi. Bu çerçevede baktığımızda Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerinden tercih edilir mi bilmiyorum. Çünkü parlamentoda sayı önemli. Cumhur İttifakı'nın şu andaki parlamentoda sayısı 344. Bugün bir değişim oldu diyorlar. Saadet Partisi 3'müş, 2'ye düşmüş falan diyorlar yurt dışı oylarla ilgili. CHP listelerinden Saadet Partisi kökenli bir isim aday gösterilmişti. O yurt dışı oylar dağıtıldığı için bugün o seçilemedi. Dün akşam itibariyle. Yani o demek ki Saadet Partisi'nden CHP listelerinden seçilen 3'tü 2'ye düştü herhalde. Evet.
Yani son bilgi o yönde. Eğer biz de öyle bugün olmadıysa. Basın mensubu arkadaşlarımızdan aldığımız kulis bilgisi evet, çerçevesinde öyle gördük. Biz yani, sizden alıyorduk. Bu sefer siz basın mensuplarından evet, almışsınız bu kulisi. Çünkü bizim sahalardaydık. Kulis bilgilerine ayıracak zamanımız yoktu. Yani bu süreç içerisinde her şey olabilir. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Bahçeli ile bugünkü görüşmelerinde belki bunlar gündeme gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Yani bunların her şeyi olabilir. Çünkü peki kamuoyuna bu işbirliğinin bundan sonra da devam edeceği ve güçlü bir şekilde devam edeceği anlamında ne dersiniz? MHP'li bir bakan olmalı mı? Sizin şahsi görüşünüzü soruyorum. Yani parlamentoda zaten bu işler gerçekleşecek. Çünkü biz bir ittifak gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanı kendi anayasadan aldığı yetkiyle Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapacağı işler var. O işleri yerine getirecek. Parlamentoda kanun teklifleriyle ihtiyaç olduğu takdirde onu da herhalde biz Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte değerlendirip asgari ücret müştereklerde uzlaşarak bir noktaya doğru gideceğiz. Biz bu ittifak kurarken ne demiştik? Bu sadece 24 Haziran için değil ama yazılı belge 24 Haziran için. Önümüzde 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler var. Ondan sonra 2023 programımız var. Bu ittifak bir nifak sokulmadığı sürece, bir yanlış yapılmadığı sürece 2023'e kadar devam edecek. Ve milli birlik şuuru içerisinde... Kim nifak sokabilir? Nifaktan kastınız nedir? Yani bizim içimizden çıkabilir. Bugün Sayın Bahçeli'nin genel başkan yardımcısı Sefer Aycan'ı görevden almasını nasıl değerlendiriyorsunuz açıklamaları Sayın nedeniyle? Sayın Bahçeli'nin takdiri nedir? O yapan... Bu gibi açıklamalar bir nifak anlamına yani, mı gelir? Öyle anlama gelmez. Öyle şöyle söylemek gerekir. Sayın Bahçeli ne kadar kararlı olduğunu bu ittifakla ilgili seçimden önce de söylemişti zaten. Fitneye sebebiyet verenler dikkat etsinler. Bu ittifakı bozmak için gayret gösterenler yanlış yoldalar diye ifade etmişti. Sayın Bahçeli de belki o söyleminin tezahürü olarak yapılmış olabilir. Ama şöyle düşünün. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütün anket şirketleri söz birliği yapmışçasını 18-20 milletvekiliyle yapıyorlar, grup kuramıyorlar. 6-7 civarında oy alabileceğini ifade ediyorlardı. İyi Parti'nin de %14'lere doğru çıktığını, 11 ile 14 arasında gösterdiklerini ifade ediyordu. Anket şirketleri en çok İki partinin oy oranlarında olağanüstü derece bir yanılgıya düştüler. Yani bu yanılgı da ortaya çıkmış oldu. Belki o süre içerisinde Kahramanmaraş Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı arkadaş o heyecanla birilerine bir şey söylerken sözcükleri kontrol edemediğinden dolayı dilinde kemiği olmadığından fikrini diline maalesef kontrol altına alamadığından dolayı öyle bir söylemde bulunmuş. Yani o tepki AK Parti'yi kurtaran Recep Tayyip Erdoğan'a ikram eden birisi gibi amaç dışı bir şey söylemiş. Sayın Bahçeli de herhalde bu çerçevede ittifakla ilgili ne kadar kararlı olduğunu göstermek için böyle bir hamleyi yapmış olabilir. AK Parti meclis başkanlığı seçiminde kendi adayını mı çıkartır yoksa Cumhur İttifakı birlikte hareket eder mi? Şöyle Milliyetçi Hareket Partisi geleneklerinde bugüne kadar hep adayını çıkarmıştır. Genel başkan, meclis başkanı adayını çıkarmıştır ama şu an ittifak halindeyiz. Belki aday çıkarmayabilir. O çerçevede olur. Çünkü 295 milletvekili olan AK Parti ile 49 milletvekili olan Milliyetçi Hareket Partisi. Bu çerçevede doğal olan, doğru olan en büyük partinin gelenek odur. Meclis en büyük partinin meclis teamülleri çerçevesinde meclis başkanı olması teamül gereğidir. O teamül de yerine gelir. Saadet Partisi hemen istifa etmezse Saadet Partisi'nin katı bir geleneği vardır. İlk kişiden birini meclis başkanı adayı seçerler. Meclis başkanlığı için de yine kulislerde özellikle AK Parti içinde bazı isimler telaffuz ediliyor. Az önce sormuştum gerçi Sayın Başbakan dedim ama Sayın Bozdağ, Sayın Yazıcı gibi isimler de konuşuluyor. AK Parti'nin adayını ne zaman öğreniriz acaba? Sanıyorum Sayın Cumhurbaşkanımız parti yetkili kurullarında ve milletvekilleriyle istişare yapar. Sayın Cumhurbaşkanımız istişareye ehemmiyet veren birisidir. Zamanımız da var önümüzde. 15 günlük bir zamanımız var. 15 günlük süre içerisinde değerlendirmeleri gerçekleştiririz. Ona göre çıkar.
Seçimden önce en çok meydanlarda konuşulan konulardan birisi bedelli askerlik talepleriydi. Bir de o halin kaldırılacağı konusunda da yine hükümetten önemli sinyaller gelmişti. Bedelli askerlik meclis gündemine ne zaman gelir? Bir de o hal kaldırılacak mı? Ne dersiniz? Sibel Hanım, meclis takvimi önce yeni bir sistemi oluşturabilmek için, yeni yönteme girebilmek için 14 Temmuz'a kadar başkan seçimini gerçekleştirecek. 15 Temmuz'da da hain darbe girişiminin yıl dönümü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirilecek, anılacak o düzende. Ondan sonra Meclis Başkanlık Divanı'nın seçimleri gerçekleşecek. Siyasi partiler gruplarını, grup başkan vekillerini ortaya çıkaracaklar. Yani bir süreç takip edecek. Tahmin ediyorum Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim tarihine kadar ara verir. Ondan sonra yani yasal düzenleme olacağı için Ekim'den sonra komisyonlar seçilecek. Komisyon üyeleri seçilecek. Başkanlık divanı oluştuktan sonra komisyon üyeleri seçilecek. Komisyonların göreve başlaması vesaire gibi bir zaman alacak bir durumdur. Yani bir de milletvekillerinin özgeçmişleriyle ilgili bir çalışma yapmak gerekir. Kim komisyon başkanı olacak? Kimler komisyonda, hangi komisyonda değerlendirmek gerekir? Onların çalışmaları biraz zaman alacağı için tahmin ediyorum 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılıyla birlikte bedelli askerliği gündeme getirebilir. O hal peki? Süre doluyor ilgili, mu? O halle ilgili hep yanlış anlatılan şey şuydu. Hem Sayın Muharrem İnce olsun hem Sayın Kılıçdaroğlu olsun o hali bugün kaldırsana diye ifade ediyorlardı. O hali teklif etme yetkisi hükümete ait, onaylama yetkisi parlamentoya ait. Parlamentonun onayladığı o hali kaldırması hükümetten bir teklif gelmediği sürece mümkün değil. Çünkü parlamento 3 ay süreyle o hali uzatmış. 18 Temmuz tarihine kadar eğer hükümet o halin uzatılmasıyla ilgili Milli Güvenlik Kurulu tavsiye kararından sonra o halin uzatılmasıyla ilgili herhangi bir tavsiye içerisinde bulunmadığı takdirde o halin zaten kendiliğinden uzaması mümkün değil ama seçimden önceki aldığımız yansımalara göre o hal sanıyorum uzamayacak gibi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Kalaycı'nın dün bir açıklaması vardı katıldığı bir televizyon programında. Bir süre daha uzatılabilir dedi ama bu noktada itirazımız da olmaz. Milli Güvenlik Kurulu'nda alınacak ve devletin yetkili kurullarında alınacak kararlar bizim için önemli demişti. Sayın Bahçeli'nin seçimden önceki yaptığı açıklama ve bizim bu Mayıs ayının 15'inde veya 16'sında olağanüstü hal uzatılması ile ilgili aldığımız Nisan ayındaki aldığımız kararda Sayın Bahçeli o halin bir müddet daha devam etmesiyle ilgili Milliyetçi Hareket Partisi konuşmacılarını da ifade etmişlerdi. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakan'ın iradesi bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimize göre Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi şu andaki görünen o halin uzamaması ile ilgili. Belki bugünkü konuşmada o konuda gündeme gelebilir. O çerçevede eğer şeyimiz varsa parlamento meclis başkanını seçtikten sonra bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresini parlamentoda görüşürüz. 15'inde, 16'sında, 17'sinde iki parti bir araya geldikten sonra o hali uzatabiliriz. Evet, onu hem bu görüşme sonrasında hem de önümüzdeki süreçte bu göreceğiz. Bu Cumhurbaşkanı'nın isteğine bağlı parlamentosun iradesiyle onaylanacak bir hüküm. Süre de daraldığı için gündemdeki bir diğer konuyu sormak istiyorum. CHP liderinin seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklaması kaybeden AK Parti dedi. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz ve buna ilave olarak CHP'deki yaşanan gelişmelere ilişkin yorumunuz nedir? Sibel Hanım, her siyasi partinin amacı iktidar olmaktır. Muhalefet olmayı kimse istemez. Bugün iktidara kim seçildi? Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan kim? AK Parti Genel Başkanı. Şu anda AK Parti iktidardır. AK Parti iktidar olma başarısını elde ettiyse en büyük başarı AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a aittir. Cumhuriyet Halk Partisi ne alemde? Yani ana muhalefet partisi olmuş, bir tarafta Cumhurbaşkanı adayıyla genel başkan arasındaki büyük bir yarış, seçimden önce gizli bir yarışın son anda açık bir yarış haline döndükleri ve taraftarlarını genel merkeze çağırarak
destek olalım çağrısıyla bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne CHP Sayın Kılıçdaroğlu'nun yandaşlarının sosyal medyadaki yaptıkları çağrı vardı. Hatırlarsanız 24 Haziran gecesi yönetim istifa diye bir çağrıda bulunanlara karşılık dün Sayın Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yönetim Kurulu'ndaki kaygıları ve kavgaları sonucundaki yaptığı bir durum söz konusuydu. Öyle bir enteresan durum ki Cumhuriyet Halk Partisi ile Muharrem İnce arasındaki kavganın su yüzüne çıkması. Kılıçdaroğlu diyor ki Muharrem İnce başarısız. Muharrem İnce diyor ki ben partim üzerinde çok oy aldım. Bu anlaşılan yakın bir zamanda bir kurultay ortaya çıkacak. Muharrem İnce Cumhurbaşkanımıza karşı ilk yenilgiyi tattı. Kılıçdaroğlu'na karşı 3 yenilgiydi. Bu sefer belki 4. yenilgiyi tatabilir. Biz o zaman söyledik bu seçim Cumhurbaşkanlığı seçimi değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık yarışıdır diye söyledik. Nitekim de o çıktı ortaya. Peki. Aynı şey İYİ Parti'de de ortaya çıkabilir. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için ve merak edilen soruları yanıtladığınız için. Konuğumuz AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Mustafa Elitaş'tı. Gündemdeki başlıkları ve bundan sonraki süreci değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.